ailesi olarak tekrar karşınızdayız ve yeniden yanınızdayız. Şimdi öncelikle bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan pandemi süreciyle ilgili ve eğitim öğretimle ilgili yeni haberler geldi. Öncelikle bu haberleri paylaşacağım. Daha sonra bu durumda neler yapmalıyız bunları konuşacağız. 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi'ye kadar yüz yüze olan eğitime ara verildi. Dönem sonuna kadar eğitim uzaktan olmaya devam edecek. Bunun yanında 31 Aralık 2020'ye kadar da yüz yüze veya uzaktan herhangi bir sınav yapılmayacak. Sınavla ilgili planlamalar salgın sürecine göre tekrar değerlendirilecek ve duyurulacak. Bunun yanında TYT, AYT sınavları da yüz yüze ve uzaktan işlenen tüm konuları dahil olacak. Tüm konular dahil olacak bu sınava. Şimdi biz bu durumdan ne anlamalıyız ve bu süreçte neler yapmalıyız? Öncelikle bir pandemi süreci atlatmıştık bununla ilgili. Bu süreçte neler yaptıklarımızdan bahsedeceğim ve daha sonra bu süreci birlikte nasıl atlatabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ara sınıfsan yani 9. sınıf, 10. sınıf ya da 11. sınıfsan neler yapman gerekiyor bu süreçte? Öncelikle ara tatil pazar günü itibariyle son buluyor. Bundan sonra tatil bitmiş oluyor ve uzaktan eğitim devam ediyor. Şimdi bu bilinçle senin konu çalışmaları asla bırakmaman gerekiyor. Çünkü yıl sonuna kadar uzaktan eğitim devam edecek. Bu ne demek? Yani konular anlatılmaya devam edecek. Müfredat işlenmeye devam edecek. Bu süreçten geri kalmaman için senin mutlaka ders anlatımlarını aksatmaman, ders anlatımlarına katılman ve konu çalışmayı bırakmaman gerekiyor. Tabii bunun yanında doğal olarak da soru çözmeyi de bırakmayacaksın. Bunun yanında evet 31 Aralık 2020'ye kadar sınavlar yapılmayacak denildi. Ama altını çizmek istiyorum, sınavlar hiç yapılmayacak diye bir şey söylenmedi. Bu anlamda ileriki tarihlerde sınav yapıldığı zaman müfredattan geri kalmaman için senin de düzenli olarak her gün konu anlatımlarını takip etmen ve konuları çalışman gerekiyor. Bunun yanında tabii ki haftalık ve aylık tekrarlarını da aksatmaman gerekiyor. Eğer sınav grubuysan ne yazık ki senin için hiçbir şey değişmiyor bu konuda. Senin zaten sürekli bir şekilde devam etmen gerekiyor ders çalışmaya. Yine bu dönemde tabii ki konu çalışmalarına ağırlık vereceksin, testlerini çözmeye devam edeceksin. Evet, bir de senin için ekstradan deneme sınavları olacak. Bu deneme sınavlarını belki evet kurumlarda giremeyeceksin ama her zaman bir alternatifi var. Deneme setleri alabilirsin, online deneme sınavlarına girebilirsin. Bu anlamda çalıştığın şeyleri ölçmenin en iyi yolu deneme sınavına girmek olduğu için deneme sınavları da ihmal etmemen gerekiyor. Şimdi hepimiz bu süreçle birlikte vaktimizin birçoğunu evde geçireceğiz. Dersleri evde dinleyeceğiz, konularımızı evde çalışacağız ve testleri evde çözeceğiz. Deneme sınavlarını evde yapacağız. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranacağız ki bu süreci çok daha verimli geçireceğiz? Öncelikle çok iyi bir ders planına ihtiyacım var. Ders planından ziyade aslında günlük planlama ihtiyacım var. Şimdi ders planı ve günlük planlama çok daha önemli hale geliyor. Çünkü altını çiziyorum, bu bir tatil değil. Tatil pazar günü itibariyle bitmiş oluyor. Eğitim devam ettiği için gene senin dinlenme vakitlerini, ders çalışma vakitlerini ve soru çözme vakitlerini çok iyi ayarlaman ve planlaman gerekiyor. Bu anlamda tabii ki konu çalışmalarına daha fazla ağırlık verip test çözmeyi ihmal etmemen gerekiyor. Ne zaman bir kriz çıksa bunu fırsata çevirmeyi bilmen gerekir. Bu anlamda da aslında bu süreçte anlamadığın konuları tekrar çalışabilirsin, tekrar etmen gereken konuları tekrar edebilirsin, anlamadığın soru tarzlarını tekrar çalışabilirsin. Bu anlamda biz ÇAP ailesi olarak bir önceki pandemi döneminde olduğu gibi gene senin yanında olacağız. Soru bankalarımızla, konu anlatım fasiküllerimizle, video anlatım fasiküllerimizle ve soru bankalarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında ÇAP rehberlik ve ÇAP yayınları Instagram adreslerimizden ve çapeğitim.com'dan bize ulaşabilir, istediğin soruları sorabilirsin. Bu anlamda rehberlik olarak da, yayın olarak da ve hocalarımız da senin yanındayız ve her şekilde desteğe hazırız. Sen yeter ki bırakma.